Nuriye Hüseynova Hasanova. İstanbul'da yaşayan Bulgaristan göçmeni. Hüseyin 31 Hanım. Yaşındaki Ömer Mehmedov Ömerov. Canım. Ay canım benim. Ay Nuriye teyzem. Çok teşekkür ederim kabul ettiğiniz için. Bulgaristan'dan geldim. Canım benim ya. Hoş geldin, hoş geldin. Çok teşekkür ediyorum. Size layık değildir sizin güzelliğiniz yazdı. Ya esnafını hiç getirmene gerek yok. Senin gelmen bana hediye. Çok teşekkür ederim. Çok sağ ol. Ya canım benim ya. O kadar acılı bir anne ki. İnşallah onun da acısını dindiririz. Yani bekledi de hanımefendi. Vallahi kusura bakma, hakkını helal et. Şimdi... Helal et. 31 yaşındaki Ömer Mehmedov Ömerov. 41 yaşında, 41. 41 yaşında. Evet. Ama 31 yaşındayken geliyor ya. Yok, 19 yaşındayken geldi. Şu anda mı 41 yaşında? Şu an 41 yaşında. 19 yaşında kaçak Türkiye'ye geldi o. Kaybolduğunda 31 yaşındayken. Evet, evet. Ömer Mehmedov Ömerov 2 Aralık 2000 tarihinde kaçak yollarla Bulgaristan'dan Türkiye'ye giriş yapıyor. Türkiye'ye geldikten sonra Bağcılar Güneşli Mahallesi'nde 2 yıl dayısı Hüsnü Işık ve dedesiyle birlikte yaşıyor. Evet. O süre içinde de dayısının oğluyla beraber çalışıyor. Ne iş yapıyorlardı? Şimdi bu telefonlar için anten yapardılar, cep telefonları için. Onun yanında çalıştı. Evet, sonra oradan ayrıldı. Güneş'te bir su dükkanında başladı çalışmaya. Daha sonra aralarında bir anlaşmazlık oluyor. Evet. Farklı işlere yöneliyor. 2011 yılında oturum izni alıyor Ömer Mehmedov. Evet. Annesiyle de her hafta telefonda görüşüyormuş. Son görüştüğü tarih 13 Mayıs 2013. Evet. Anneler günü müydü? Herhalde. Atılamayayım evet. Orasını. Bu tarihten sonra da bir daha Ömer'e ulaşılamıyor. Nuriye Hanım oğlunu bulmak için 2016 yılında bak 2013, evet. 13 Mayıs 2013'te en son konuşuyor. 2016 yılında Türkiye'ye geliyor. Kendi imkanlarıyla oğlunu aramaya başlıyor. Siz aslında normalde Bulgaristan'da yaşıyorsunuz. Evet, evet. Bulgaristan vatandaşı. Sonra Nuriye Hanım kayıp oğlu Ömer'in babasından, Ömer henüz 1,5 yaşındayken ayrılmış. Eski eşi de şu anda Bulgaristan'da bir hastanede. İddiaya göre Ömer'in baba tarafından akrabası olan Şuayb Civa, Nuriye Hanım'a Ömer'le ilgili çeşitli açıklamalarda bulunmuş. Şuayb Civa, Ömer'in yaşadığını, hayatta olduğunu, kamyonculuk yaptığını, kamyonda yattığını, hatta 3-4 yıl önce de bir kaza geçirdiğini anlatmış. Evet. Şuayb Civa da Kırklareli Baba Eski'ye bağlı Çiğdemli Köyü'nde yaşıyor. Hala görüşüyor musunuz Şuayb'le? Yok, ben son onu 6 Ocak'ta aradım. Canım sıkıldı. Çünkü demişti bana, ben bir şey öğrenirsem seni ararım. Aramadı, ben de aradım. O da dedi, yok dedi, telefonu yok dedi, ben de ulaşamayayım, o da beni aramadı dedi. Şimdi o ilk konuştuğumuzda Şahit Bey dedi, kaza yaptıktan sonra 6 ay hastanede yatmış. Benim o zaman aklıma gelmedi ama düşündükçe 6 ay dedim, bir şey var mı dilimi, kolu, ayağı? 6 ay uzunca bir süre. Evet. Kamyonculuk yaparken trafik kazası mı geçirmiş? Evet, evet. Ama şimdi hangisi doğru, hangisi yalan ben de bilmiyorum. Sonra ben dedim ona, tamam dedim, 6 ay hastanede yatmış. Kendi nasıl? İyi. 6 ay hastanede yatan biri, değil mi? İnşallah iyidir. İnşallah. Ama 6 ay o kamyonu, ben onun kamyonunu hiç görmedim Müge Hanım. Peki ama siz, sürekli siz o kamyon... emniyete başvurdunuz mu? Buraya biz gittik, kaldığım ailenin gelini götürdü Erenköy'e. Bizi içeri almadılar Müge Hanım. Niye? Dediler, nerede son gördüyseler oğlumuzu oraya gidin. Ben nereden bileyim oğlumu son kim görmüş, nerede görmüşler. Hatta onlar bile dediler, gidin Müge Hanım'a. sonra ben kendim, dedim gene sağ olsun bu aile beni Adapazarı'na götürdüler. Pardon, şunu da hemen söyleyeyim. Şimdi Şuayb Civa'yı aramış bizimkiler. Evet. 2-3 yıl öncesine kadar geliyordu, artık gelmiyor deyip kapatmış telefonu. Şuayb Bey, telefonu kapatacak bir şey yok. Yani kadıncağız oğlunu arıyor. 2013 yılında en son konuşmuş. Sene gelmiş 2022. Hani görmeyeli kaç yıl olmuş da. Hadi 2013'ten buraya saysak 9 yıl. Siz akrabası değil misiniz? Niye arayıp da kadınla konuşmuyorsunuz? Niye bildiklerinizi anlatmıyorsunuz? Ay niye içimizi böyle şişiriyorsunuz? Hani ne yapıyoruz ki yani? Hani şurada şurada şu teyzem günlerdir bekliyor, Bulgaristan'dan gelmiş. Yani ona yardım etmeyeceğiz de kime yardım edeceğiz şu mübarek Ramazan gününde açıkçası? En basit insanlık görevi bir defa. Onun yapacağı
Telefonla değil, bizzat kendisinin araması, teselli etmesi lazım, hayır, kadın bilgi sonuçta, vermesi lazım. Kadın sonuçta insanlık görevini yapması lazım. Bulgaristan'da ya. Yaşayan, ülkeyi çok iyi bilmeyen bir kadın, onun elinden tutup, evet, onun gezdirmesi lazım. Evet, ben bütün yani, hayat yalnızım. Telefonu kapatmanın ne manası tutmadı. Var yani? Bütün hayat yalnızım. Benim elimden kimse tutmadı. Bu yaşıma geldim, yalnız. Düştüm, kalktım. Ağladım, güldüm. Kimse tutmadı, yalnız. Dobre kadar borcum vardı. 3 bankada borcum vardı. Bitirdim borcumu, geldim oğlumun peşine düştüm. İşim vardı, evin, her şeyi bıraktım, geldim. Şimdi babası da psikiyatrik tedavi görüyormuş, evet, çocuğun bir klinikte, evet, Bulgaristan'da. O anlamda da yalnız, hani baba da yok. Yok, zaten hiç onu babası arayıp görmedi, hiç. 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 Hayır, şunun için soruyorum şimdi, sizin emniyete bir kaydınız olursa emniyet, evet, mesela bakar, ne bileyim, sınır dışı mı edilmiş, Türkiye'de mi yaşıyor? O, değil mi, tutuklandı 2011'de, yabancı şubelerde kaldı. Aşağı yukarı 20 gün kadar baştan da nezarette kalmış. O şeyden ama tutuklandı dedin yani. Tutuklandıktan sonra, oturum, evet. Oturum izninden dolayı. Evet. Yabancı şubelerden onu sonra Adapazarı'na göndermişler. Oraya imzaya gidecek. Bildiğim kadar oradan aldı oturum izini. Bu ya Şahin Bey dedi. Doğan'la görüşür müsün ya, bizim kayıp büronun amiridir. Benim de çok sevdiğim bir kardeşim. Yani acaba hanımefendi başvurusu bilmiyor ki nerede kaybolduğunu. Yani, evet, Erenköy'de mi kayboldu, Fatih'te mi, Şişli'de mi, haberi yok ki kadıncağızın. Yani bunu kayıp şube mi bakar, yabancılar mı bakar? O da mı Bulgaristan vatandaşı? Bulgaristan vatandaşı ama şu anda Türkiye'de oturum izni, ta Türk vatandaşı olmamış. Şahin Bey öyle dedi. Daha da Türk vatandaşı ama istiyor Türk vatandaşı olmak için. Burada ben de kendime aldım oturum izni, süresiz. He. Evet. Süresiz. Ya bu hanımefendiye yardım edelim ya. Yani bu hanımefendinin hiç kimsesi yok. Kimsem yok. Hiç kimsesi yok. Yol göstermesi yok, lazım birinin. Yok. Yani bu işler çok kolay işler değil. Şimdi bir de ya hayır, resmi, kolay aslında ya. Şimdi hangi, nereye gideceğini, hayır, nereye gideceğini netleştirebilirsek zaten orada emniyet mensupları yardımcı olurlar ona. Yani neresine bakması. En azından hani bu Türk vatandaşı mı, Bulgar mı, Bulgaristan vatandaşı mı? Hayır, belki geldi geçti. En sonunda Şahin Bey diyor ki 2 yıl önce konuştum. 2-3 yıl önce konuştuğunda niye bağlanmıyorsunuz kardeşim ya? Söylesenize, nerede yaşıyordu, nerede oturuyordu? Gidelim oradan arayalım. Onun son konuştuğumuza göre Adapazarı'nda kalırmış oğlum. Adapazarı'nda? Adapazarı'nda. Adapazarı'nda ne iş yapıyormuş? Orada kamyonculuk yapanmış. Ama kamyonculuk yapanmış. Trafik kazası geçirmiş. 6 ay hastanede kalmış. Evet. Tamam, şu anda emniyet kayda girdiğinde hangi hastanedeyse bulur, 2000, hastane kayıtları varsa 2000, yani. Tabii. Ama bunlar Şahit bir şey söyleyeceğim. Bunlar hep Şahip'in anlattıkları yani. Evet. 2017'de... Nereden bileceğiz o zaman, sen doğru mu anlatıyorsun, Allah yanlış Allah mı anlatıyorsun? Hayır, yani insanı zıvanadan çıkarıyorsunuz. Evet. Şu hanımefendiye yani yardım etmeyecek bir kimse düşünemiyorum ben memlekette. Şahit Bey, zaten siz Ömerov'un akrabası değil misiniz baba tarafından? Niye bu kadının kanımı, yanında değilsiniz, ben anlayamıyorum. Akrabası. Şahit Bey'in hanımı akrabası oluyor. Tamam işte. Evet, tamam, babaannesinin akrabası. Yeğeni oluyor Ömer'in. Şimdi bir de bu isim şeyi, biz değil mi Bulgarca Yümer diye, Türkçe'de yu harfi yok. Biz Türkçe Ömer diyoruz. Ben Adapazarı'na gittim. Bu kaldığım aile beni götürdü oraya. Ama ben hiç akıl etmedim Müge Hanım. Hani Yümer olabilir, Ömer diye. O yabancı şubelerdeki benden doğma belgesini istedi Bulgaristan'la. Ben onu gönderdim. Hatta ben buraya bile getirmiştim. Hani göresiniz doğma belgesini Türkçe'ye çevirttiydim. Değil mi? Ömer değil, Yümer diye. Yümer diye. 2017'de benim bir köydeşim bağlandık, Merdan Özgür. Ben ona en çok kızgınım çünkü o zaman ben dedim ona, Merdan efendi, bul bana Şahin'in numarasını dedim, ben geriyeni halledeceğim. O bana yalan söyledi Müge Hanım. Şu an şu Merdan burada olsa vallahi katil olacağım. Çünkü o bana söylemedi. O Şahin'in numarasını biliymiş. Dedi bana 2018'de dedi, Ömer dedi sağmış dedi. Kimden öğrendin dedim. İşte birisinden duydum. Sokakta geçerken duymamış. Söyle bana, kim söyledi onu sana ay, dedim. Ay vallahi yani sana da sarılmadan duramayacağım. Şöyle ya, sen ne tatlı bir kadınsın ya. Ay Allah da seni evladına kavuştursun inşallah. Vallahi. Of yani.
Vallahi. Çok çok yalan içinde, yalan içinde bu kadar. Gel otur gel. Şimdi o söyleyeydi o zaman 2018'de. Ya ben şöyle düşünüyorum yani düşünsene bir, yani sonra gidiyorsun dedi, başka bir ülkede evladını arıyorsun. Tamam tabii ki bizim insanımız değil ama yine de şimdi bizde TC kimliği lazım, o lazım, bu evet, lazım. Farklı bir şey yani. Bütün bu bilgileri şey Şahip Bey'den alacağız. Hayır işte hayır şimdi o Bulgar vatandaşı tamam mı? Yani şimdi burada Türk vatandaşı olsa TC kimliğine bakarız hemen evet, hastaneye evet, mi girdi. Evet. Yani kayıtlar bunun da kayıtları bir şekilde tutuyordur da. Yani Şahip Bey öyle eğer bizi izliyorsan. Ay canım benim seni, pardon. İstanbul Asayiş, bir saniye Rami. İstanbul Asayiş Şube Kayıp Şahıslar Büro Amiri Doğan Dülger. Benim sevgili kardeşim. Şimdi konuşmuş arkadaşlar. Ben yardımcı olacağım demiş. Teyze ilkizi ilgili merkeze şimdi arkadaşlarımız götürecekler. Şimdi biz fotoğrafını gösterelim. Önemli olan inşallah bir tanıyan bilen vardır. Hani şurada der bize yardımcı olur. Zaten yaptığımız işi ama teyzemin durumu biraz uzun iş. Yani burada biz 9 yıldan fazla, evet, 11 yıldan falan bahsediyoruz burada. Şimdi evet. 11 yıldır Ömer... Yani bu kadar kaçak yaşayamaz. Yaşasa bile mutlaka bir hastanede falan filan evet, bir kaydı olur. Evet o şimdi olur. Kaçak değil şu an 2011'den beri çünkü oturum izni var. Ama oturum izninin de süresi var. Öyle değil mi? Ben gibi süresiz aldıysa. Ya ben aldıysa, bu işleri bir çalışayım çünkü, ya. Ben, Müge bunlarla Hanım, ilgilenmedim az konu geliyor diye de ben bunu Bulgaristan çalışayım. Onu red etmiş. O zaman ona yabancı şubelerde iki dilekçe doldurmuşlar. Birisi Bulgaristan gelmiyor mu demiş? Evet Bulgaristan red etmiş onu. Kabul etmemiş. Türkiye kabul etmiş. Ha iyi. Türkiye çünkü o değil mi öyle yavaş bir sakindi ama benim yanımda 19 yaşına kadar yaşadı. Burada daha çok yaşamış. Ya Nuriye teyzeciğim bak hani babası da diyorsun ya klinikte evet, psikiyatrik tedavi görüyor. Belki genetik geçişli bir rahatsızlığı olabilir. Evet. Burada tek yani aslında inşallah da öyle olmuştur. İçimden geçeni söyleyeyim. Şey. Evet. Belki burada hani o yüzden seni aramıyordur. Bu da bir ihtimal. Bu aslında iyi bir ihtimal. Yani tedavisi yaşıyordur, yapılır, evet, hayatta olsun tedavisini falan filan evet, hallederiz. Sen yeter ki oğlunun nerede olduğuna dair bir bilgi al. Ne oldu Şahip Bey bağlanıyor dediniz? Şahip Bey günaydın. Günaydın. Şahip Bey niye bu annenin yanında değilsiniz Nuriye Hanım'ın ya? Neyse buraya geçtim. Siz nerede, ne zaman gördünüz Ömer Bey'i? Ömer Bey şimdi Lüleburgaz'a kamyonla gelmiş, o mal getirmiş buraya. Lüleburgaz'a. Ama ne? Şimdi yalan yapacağım. 2 sene mi 3 sene mi önceydi. Geldi bize uğradı burada. Konuştuk, bir yaptık. Yemek yedik. Çok durmadı. Buradan çekti gitti. Mal yüklüyorlar dedi. Ben gideceğim dedi. Antalya'ya mal yüklüyorlar buradan dedi. Bir dedim gitti. Bitti. Ondan sonra biz onu görmedik. Ne geldi ne gitti. Telefon numarası vardı. Telefon açayım. Cevap verilmiyor. Telefon ulaşılmıyor. Hep böyle. 2 seneden beri ben de soruşturdum sağa sola. Bir yerde bir bulamadım. Hatta annesi beni aradı. Bana sordu. Dedi böyle böyle dedim vallahi şu anda dedim ben de görüşemeyeyim. Peki sizde yani var mı o telefon anlattım numarası? Sizde o son konuştuğunuz telefon numarası var mı? Bunları ben sildim ki şu o şirketin numarasıymış. Minan'da çalıştığı şirketin numarasıymış. Peki şirketi hatırlıyor musunuz? Şirketi hatırlamıyorum şirketin ne olduğu. Adapazarı'nda o duruyormuş. Adapazarı'ndan şimdi yalan yapacağım. Bana dedi ki ben dedi her ay dedi kontrole gideyim dedi. Ama karakola ama jandarmaya gidip ifade veriyormuş. Hani burada olduğuna dair. İnşallah öyledir o zaman hemen bulunur. ATV YouTube kanalına abone olun. Hiçbir şeyi kaçırmayın.